Termiye. Malzemeler: 400 gram Medine hurması, 2 yemek kaşığı un, 40 gram bitkisel margarin, üzeri için ceviz. Evet efendim, şimdi başlıyoruz tatlımıza. Hazır mısın? Hazırım. Bir şey diyeceğim, hiçbir erkekle mutfakta yemek yapmadım. Bir erkekle mutfakta yemek yapmak dünyanın zevkli bir şeydir. Yok ve zorluk çıkartıyoruz tam tersine. Hayır, bir şey diyeceğim, arkanızı toplamak biraz zor oluyor, kabul edin. Evet. Mesela Bedri de bazen yapıyor bir şeyler ama onun arkasını hep biz topluyoruz evde. Çünkü biz dinlemiyoruz sizi. Evet. Siz bizim sen dinlediğimizi zannediyorsunuz. Bize. Tabii. Öyle çünkü oluyor. Kadın şöyle istiyor aslında. Yani. Kadın diyor ki ya kocacığım şunu yapar mısın diyor. Ve sen de erkek de diyor ki tamam yaparım diyor ve onu unutuyor tabii ki. Şimdi ateşimizi açalım. Evet. Evet, yağımız da geldi. Şimdi bir miktar bitkisel margarin koyacağız içine. Şöyle yapalım. Evet. Hurmamızın çekirdeklerini ayırdık. Ayırdık. Ne kadar koyayım? Kadar? O fazla olur. Biraz daha. Biraz o zaman daha şöyle. Evet, yeterli. Şimdi dedik ki hani hep tabii programımızda biz ev hanımlarını, çalışan kadınları, yani daha çok işi, aşkı, yemek olan kadınları ağırlıyoruz. Bu sefer dedik ki ya acaba birkaç böyle arkadaşımız var mıdır böyle yemeği seven? Düşündük sonra Selim'e sorduk. Yapar mısın? Her şey yaparım dedi. Selim dedi ki bende neler var? Aslında her şey daha bu da mu bizim... yani? Hayır, daha da çok tarifim var senin aslında yaptığın. Evet, makarna evet. Yaparım dedi, açarım dedi, et yaparım. Her şey var sende ya. Evet, güzel makarna aç. Ama makarna açmak da zor Pelin hakikaten. Zor değil mi? Çok katı bir hamur çıkıyor ortaya. Evet. Şimdi yağımız eridi. Yağımız şimdi hafiften olmaya başladı. Ay çok heyecanlıyım. Cızır cızır ses geldikten sonra. Hadi gelsin. Şöyle biraz unumuzu kavuracağız burada. Şimdi unumuz kavruldu. Tamam. Şu kavrulmuş un kokusu da bir acayip. Onu şimdi çıksın derler, bilir misin onu? Niye? Un kokusu çıksın derler kavururken. Öyle bir terim vardır. Evet, çıktı. Hem güzel ama o çıkınca kıvam daha güzel oluyor sanırım. Evet, doğru söylüyorsun, baksana. Ne yapıyorsun şimdi? Şimdi tam işte şimdi çıktı. Çıktı mı? Biraz önce erken de, evet, iyi ki durdurmuşsun beni. Şimdi? Evet, şimdi hurmalarımızı koyduk. Böyle çekirdekleri çıkarılmış hurmaları hiç kesmedik direkt attık. Şimdi bunları hafiften böyle kavuracağız. Ondan sonra bu hurmalar hamur haline gelecek. Nasıl gelecek? Ya bu kadar sert, yapışkan bir şey nasıl hamur olacak? Aslında yani açılacak biraz. Aslında bu elimizdeki hurma biraz daha sert. Bunun daha yumuşağı var. Biraz daha yumuşak olsa daha da rahat olurdu ama şimdi birazdan bu tanınmayacak hale gelecek. Az bir ateş alayım biraz daha. Evet, büyük geldi. Dur şunu alalım. Evde de her zaman yaptığım hata da bu. En büyük vallahi ateşi kullanırım, evet. Bir an önce olsun da yiyeyim diye. İşte o. İşte bu. Mutfakta en büyük hata. Aslında az ve kısık ateşte pişirmek lazım birçok şeyi. Evet ama biz erkekler aceleciyiz işte, biliyorsun, o yüzden. Ben söylemeyeyim, kendin söyle istedim. Sen de bir erkek bunu söylesin istedim söyledi. Öyleyiz. Yok ya, onun erkekle kadınlıkla alakası yok. O biz yani genel olarak o karakterlerle alakalı. Artık hepimiz aceleci olduk. Eskiden herkes çok daha nasıl derler? Daha yavaştık. Sabırlıydı. Öyle sabırlıydı. Şimdi düşünsene, sabırsızız. Önceden at arabasıyla gidiyorduk. Tabii yere. Şimdi her şey sabırsız. Evet. Uçağa biniyoruz. Ay diyoruz, bekledik. Havalimanında bekledik. Evet. Orada bekledik. Evet. Uçakla gittiğini bile söyleniyor artık insan. Hepimiz yapıyoruz yani bunu. Evet, kokusu da gelmeye başladı. Bir şey diyeceğim, çok farklı bir kıvam oldu ya. Adı Termiye. Adı Termiye. Termiye bu tatlının adı ama açılımı da aslında Medine hurma tatlısı diyebiliriz. Yani evet, hurma tatlısı ya da bunların daha farklı farklı bölgelerin hurmaları var. Tabii aslında Kudüs var, 300, değil mi? Farklı 300'e var. Yakın çeşidi var hurmanın. Gerçekten. İşte Tunus da var. Bizde de burada da yetişiyor aslında Antalya civarında. Tabii ki onun biraz daha sıcağa ihtiyacı var tam olabilmesi için. İklim çok önemli sebze ve meyve için, evet. Ama bizim ülkemiz buna Allah'tan çok müsait. Çok şeye sahibiz. Çok of. Yani bizdeki ülkemiz karpuzlar kimse de yok. Yurt dışına gidip bir karpuz yiyorsun. Sevimsiz ve beyaz bir şey. Yurt dışına çıktığı zaman anlıyorsun. Evet, Türkiye'nin kıymetini değil mi? Evet, yani gerçekten boşuna dememişler. Evet. Ülkemiz gerçekten bir cennet. Doğru. Şimdi bunu artık oldu sanırım. Bu tamamdır. Vallahi. Evet, şimdi bir kaşık yardımıyla bunu bir temizleyelim. Bu çünkü yapışmaya başlıyor. Bu biraz soğuyunca, sıcak yememek lazım bunu. Soğuyunca bunun tadı gerçekten daha yanına bir şey belirgin oluyor. Böyle. Ceviz koyabilirsin üstüne mesela. Ceviz koyabiliriz o zaman. Ceviz koyabilirsin. Ceviz koyayım. Evet.
Selim'dim. Ceviz getirdim. Geldi mi? Geldi. Süper. Ceviz dedim tamam. Diye. O zaman süslemesi de benden. Midenize, karnınıza iyi gelecek bir tatlı, termiye tatlısı. Termiye tatlısı. Efendim, hemen gösterelim. Şahane bir tatlı yaptık. Termiye tatlısı. Aslında Medine hurma tatlısı diğer bir adıyla da. Mis gibi oldu. Sevgili Selim'cim yaptı termiye tatlısını. Artık ikinci yemeğe geçelim mi? Geçelim. Hadi geçelim.